Merhaba arkadaşlar. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Hakkı arkadaşımız bizden Scorpion Kask modeli tanıtımı istemiş. Scorpion Kask modelleri, Scorpion Kask'lar bizde yok. O yüzden tanıtamıyorum. Eğer gelirse tanıtacağım tabii. Yılmaz arkadaşımız bizden işte 600 RR var. LS2 FF 323 daha iyi diye sormuş. Diğer kaskı hatırlamıyorum. Ama onu LS2 FF323'e yönlendirdim. Çünkü hani sportif bir yapısı var. Yani spor için zaten yarışlar için yapılmış. Senin de 600 RR'ın var. Spor yarışları için yapılmış. Özel kabuk alışımı, özel fiber alışımı olan bir kask. O yüzden de hani FF323'te daha mutlu olursun. Daha iyi bir sürüş ve daha az sarsılma hissedersin. Hani performans ve fiyat karşılığını daha iyi bulabileceğim bir kask. Aynı zamanda hani gerçekten 600 RR'la giyilebilecek iyi kasklardan bir tanesi. Yiğit Çetin arkadaşımız demiş ki bu Motul'un çizik giderici Stretching Over diye bir tane ürünü var. Bunu kask üzerinde kullanabilir miyim demiş. Kask üzerinde bunu kullanmak biraz tehlikeli olacaktır arkadaşlar. Çünkü hani yüzümüze yakın bir yer ve bu yüzümüze yakın bir yerde hani kimyasal alışımla herhangi bir şey kullanmak iyi bir şey değil. O yüzden bunu hani yüze yakın bir yerde kullanma. Hani vizörü de geçirip geçiremeyeceğim, vizördeki hani çizik veya işte herhangi bir şeyi geçirip geçiremeyeceğim de emin değilim. Çünkü motorun gövdesi granajlar için yapılmış, ondaki çizikleri gidermek için yapılmış bir ürün. Kullanma bence. Erol Baykar adlı arkadaşımız ucuz Double D renkli bir tane kask önerebilir misin demiş. Ona da geçen tanıtımda gösterdiğim ve işte devrim arkadaşa sunduğum bu kaskı Bell Qualifier'ı gösteriyorum. Bell Qualifier zaten hani bir önceki tanıtımda da giydiğim için tekrar göstermiyorum. Tekrar kafama giyip göstermiyorum. Bu kask zaten hani kademeli açılan camı var. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Double DC var. 800 lira civarında olması lazım. Çenenizi yırtmasın diye de ek yerleri var. İçindeki terletmeyen yapıya sahip pedleri var. Onları çıkartıp yıkayabilirsiniz. Aynı zamanda üst havalandırma kanalları var. Arka hava çıkış kanalları var. DOT ve ECE 2205 sertifikası var. Ön camı gerçekten iyi oturur. Sarsılmaları engeller ve size en iyi mukavemeti sağlayabilecek kasklardan bir tanesidir. Baykara Erol ve işte daha önceki sunumda konuştuğum Devrim Yıldız, ona sunduğum bir kask. Yüksek performans alabileceğiniz, fiyat performans karşılaştırmasında iyi kasklardan bir tanesi. İyi sürüşler.